Hocam bende kıl dönmesi absesi var. Bunun için ne yapmalıyım şeklinde soru yöneltilir. Kıl dönmesi koltuk altı, göbek bölgesi, kasık bölgesi ve özellikle de kuyruk sokum bölgesinde sık olur. Kılların yukarı yerine uzun süre oturmaya bağlı olarak deri altında tünel açarak böyle bir matkap hareketi gibi veya vida hareketi gibi derinin içine girmesi sonucu olur. Batı özellikle İskandinav toplumlarında kıl dönmesi oranı %1 gibidir. Bizim askeri araştırmalarda yapılan genç Türk erkeklerinde %10'dur. Yani bir İsveç'te %1 olan oran burada %10'dur. Sebebi onların tüysüz, bizim toplumumuzun da kıllı olmasından ötürü olur. Şayet bu şekilde bir apse, yani orada bir cerrahat birikintisi söz konusu ise onun ideal olarak hekim tarafından boşaltılması gerekir. Bazı durumlarda kendi kendine patlayabilir. Öyleyse bu iltihabın iyice akıp kuruması beklenir. Kuruduktan sonra da gerekli cerrahili müdahale yapılması arzulanır. Biz cerrahi müdahale olarak çoğunlukla klinik veya poliklinik şartlarda lazer ile o kıl dönmesi kesesinin kurutulmasını tercih ediyoruz. Bu çok yaygın ve sık uyguladığımız bir tedavi yöntemidir. Bu şekilde bu hastalık kontrol altına alınabilmektedir.